Aynen öyle ki çok elle tutulur değil. Alt tarafta da Rain'le beraber oyun sonu için bir emniyet subapları var. Team Aurora kompozisyonu bence gayet iyi. Evet, bakalım neler olacak artık. Takımlar hazır. Seçim yasaklama ekranı bitti. Seçim yok. Naru şimdi oraya gidecek. Rubelius'un üzerine doğru odaklanıyorlar. Şifa kullandı Rubelius. Güzel kaçtı felaket yıldızından. Bu arada Lucet geldi oraya. Naru sıça kullanmak zorunda kalabilir diyecektim ama Naru'nun sıçası az önce gitmişti Triel. Kako bir totem daha buldu burada ama şimdi geliyor bakalım sıçrayla beraber Farfetch'i aldı orada. Farfetch'in de sıçrası var. Farfetch çıkabilecek mi buradan? Çok güzel biçimde. Orada yettim gari sıçra kombosuyla çıktı ama Lucet geliyor. Lucet bombasıyla geldi orada. Wisdom çalmayı başardı. Bu arada Farfetch'ten güzel ulti geliyor ama Cosmic titreşim çok iyi geldi. Cosmic titreşim doğru zamanda geliyor buraya. Farfetch'i düşürmeyi başardılar. Şimdi arkadan Panky şahane daldı bu savaşa. Panky burada savaşın seyrini değiştiren isim oldu. Rain 2'de 2 almayı başarıyor. Devam edecek mi? Kakao çok sinirli. Kakao. Yalnız orada anlaşamadılar Marshall'la bir anlık. Yine de çok sorun değil. Skor da Lucet'e gitti. Söyle. Bu arada Lucet Naruto'nu kullandı. Kakao geliyor şimdi. Lucet zor durumda kaldı. Güzel bir ulti Naruto'dan. Lucet çıkabilecek mi? Evet, sıçrayla buradan çıktı. Kakao şimdi burayı tanklıyor. Kakao'nun sıçrası yok. Bunu hatırlatalım. Dört yük. Düz vuruş. Skor. Naru. Oh, Naru buraya oldukça atarlı geldi. Çok Rubelius. Kötü yakalandı Rubelius önde. Bu cümleyi her zaman duyuyoruz. Rubelius'u aradan çıkarmaya başardılar. Japon'a da ölecek şimdi. Panky. Bir de Lucet yakalandı Panky'nin ultisiyle. Yani kaderi şu an Team Aurora'nın kendi ellerinde. Bu arada bir kere daha savaş çıkıyor. Naru! Naru nereye gidiyorsun Naru? İnsürdüm. Takım arkadaşı da toparlanmamışken o kadar önde durması sıkıntı. Peki burada suç kimde? Sanıyorum ki Marshall'da. Orada tek başına. Bu saatte durulur mu? Erken hamle yap. Bakalım sıçrayla beraber Farfetch yakaladı bir kere daha. Farfetch alabilecekler mi? Kapı gibi orada çok iyi tuttu. Farfetch hayatta. Kaka ölü. Bu savaş Aurora'nın lehine gidecek gibi duruyor. Rubelius yeteri kadar hasar verebilecek mi? Arka tarafta bu arada bir skor alındı. Farfetch öldükten sonra Panky bu savaşa dahil oluyor. Şimdi orada kaçmaya çalışan ama anca mezarına kaçan bir Lucet var. Wisdom. Çok güzel biçimde kullandı ultisini. Japone burada hayatta kalabilecek mi? Hayır, üzerinde yükler birikti birikti birikti. Ve sonrasında Japone'yi öldürmeye yetti. Şimdi ilk Nexus Kulesi düştü. İkinci Nexus Kulesi de düşmek üzere. Çok rahat bir biçimde galibiyete gidiyor. Team Aurora burada. Team Aurora maçı bitirmeye doğru ilerliyor. Ve mücadeleyi de kazanacaklar. Her ne kadar orada Wisdom'ı üste çekse de Kakao. Bu maçın son skoru olacak. Ve Team Aurora bir kere daha Dark Passage Dominos'u yeniyor. Team Aurora'nın yükselişi sürüyor. Farfetch, önemli bir galibiyet aldınız. Neler hissediyorsun? Ya dünkü Fenerbahçe galibiyetinin üstüne Dark Passage galibiyeti gerçekten çok iyi geldi. Gayet mutlu hissediyoruz takım olarak. İyiyiz yani. Sezonun yarısına geldik bugün. Şu anda stratejinizi kendi güçlü yanlarınıza göre mi, daha çok rakibin zayıflıklarına göre mi yapıyorsunuz? Aslında rakibimize sadece ondan önceki gün analiz falan ediyoruz ama genelde kendi güçlüklerimizi ortaya koyarak kendi güçlüklerimizi analiz ediyoruz ve ona göre oyunumuzu ortaya koyuyoruz. Türkiye'de çok fazla, kendi ligimizde çok fazla görmediğimiz Skarner tercihini gördük bugün ve aslında başarılı bir performans sayılabilirdi. Sence daha çok görür müyüz ve o sizin üstünüzde, yani rakip olarak sizin üstünüzde etkisi neydi? Ya bence Skarner'ı biraz dağınık komplar olduğu için aldılar. Çünkü bizde Aryan Sol vardı, sağa sola gidiyor. Ve GP split atıyor, Corki var. 1-3-1 yapılacağı çok belliydi. Bu 1-3-1 yaparken bence Skarner'ı birini pikaplamak, yani birini yakalamak için tercih ettiler. Ama biz takım olarak buna karşı çok iyi önlem aldığımızı düşünüyorum. Buna karşı çok iyi önlem alıp yani topluca oynadığımız için Skarner'ın fazla bir efekti kalmadığını düşünüyorum. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Çok odaklı görünüyordun. Çok iyi bir performans gösterdin bugün. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Buradan bizi destekleyen bütün taraftarlara teşekkür ediyorum ve bu zamana kadar beni destekleyen babama sonsuz teşekkür ediyorum.